Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu bir Karadeniz sabahından hepinize günaydın. Bugün sizlere inişlerimi göstermek istiyorum. Nasıl dikilir, nasıl çoğaltılır? Bunlar aslında bütün çiçekçilerde bulabilirsiniz. Farklı versiyonları var. İlk hali şu şekilde. Ben ilk başta çiçekçiden iki kök aldım. Şu şekildeydi. Daha sonra kendim tohumlarından çoğalttım. Gördüğünüz gibi bayağı fazla var şu anda. Bunları daha önceden dikmiştim. Gördüğünüz gibi çiçeklendiler. Yenilerini de şu gördüğünüz tatlı saksıya dikeceğim. Şimdi bunların saksısı biraz farklı arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yaptım. Şu gördüğünüz kola su şişesini, hani değerlendirmek isterseniz bahçenizde, bence çok güzel bir fikir. Bunu şuradan şöyle kestim. İsterseniz kapağını kapatıp yapabilirsiniz. Ben hani hava alması için bunu açık bıraktım. Şu şekilde. Bunu buradan kesiyorsunuz arkadaşlar. Tabi drenaj deliklerini önemli. Drenaj deliği de açıyorsunuz altına. Şu şekilde doldurdum toprak. Ondan sonra bunları, daha önce çimlendirdiğim çiçekleri böyle yağmur suyunda ıslatalım. Daha kolay elime gelmesi için. Karadeniz'in nimetleri arkadaşlar. Yağmur suyunda toprağını ıslattım. Kesinlikle daha besleyici oluyor. Bunu bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi köküyle geldi. Aslında buna bir tane dikmeniz bile yeterli. Şunlara ben üçer tane diktim. Bir tane böyle, bir tane bu şekilde, bir tane bu şekilde. Çok fazla çoğalıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu zamanla. Ama ben buna iki tane dikmek istiyorum. Çünkü bunlar ziyan etmek istemiyorum arkadaşlar. Toprağı da nasıl olsun, hani nasıl olmalı diye soruyorsanız, yani herhangi bir toprak olabilir. Öyle çok özel toprağa ihtiyaç duymuyor. Şu şekilde parmağımızla buna delik açıyoruz. Şöyle arkadaşlar, elimizle hafif bastırıyoruz. Aslında her zamanki çiçek dikme yöntemi. Ben eldiven kullanmıyorum. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Toprakla uğraşmayı sevdiğim için şu şekilde. Evet, doğal yağmurumuzla da şöyle sıvıyoruz çiçeğimizi. Zaten ıslatmıştım. Bu şekilde. Nasıl büyümesi gerektiğiniz, hani hangi şartları sever diye sorarsanız da, bunlar güneşe bayılıyor arkadaşlar. Güneşte daha güzel gelişme gösteriyorlar. O yüzden güneşe koyabilirsiniz. Direkt güneş alan yerlere koyabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz hassas bir bitki arkadaşlar. Çok güneşte eğer sulama yapmazsanız hemen kuruyabiliyor. O yüzden sulamanıza dikkat edin. Çok sıcak bölgelerde her gün sulamanız gerekebilir. Kontrol etmeniz gerekiyor. Bunları da hani duvara nasıl astın diye sorarsanız, şöyle ben arkadaşlar bir tane gelişi güzel bir ip bağladım. Biraz orta yerlerde. Şu şekilde astığımda çok güzel bir görüntü oluyor. Ben balkonuma astım ama siz isterseniz bahçenizde, belki bahçede daha uygun olur. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da kaktüsüm arkadaşlar. Kaktüsümle ilgili de görüyorsunuz. Çok güzel tomurcuk vermiş. Yeni video yükleyeceğim. Paskalya çiçeği. Bu da yine aynı şekilde açmış. Çok güzel. Bununla da ilgili video yükleyeceğim arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. En yakın zamanda yine görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.